Merhaba arkadaşlar. C#'ta DevExpress ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız kafe otomasyonu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar sipariş fişini bitireceğiz. Şimdi tutar, toplam tutar, indirimli tutar ve indirim toplamı gibi işlemleri gerçekleştireceğiz. Şimdi bu işlemi sağ tıklıyorum. Insert. Page footer yok. Page değil de. Şurada report footer kısmında. Tamam. Şunları en alta alırız. Raporun sonunda görüntülensin. Dolayısıyla hemen bir XR label seçiyorum. Toplam bunun tabii text alignment özelliğini sağa doğru olacak şekilde ayarlıyorum. Aynı zamanda bu ne olsun? Kalın olsun. Fontu kalın olsun. Tamam. Şöyle biraz genişletelim. Tamam. Başka bir de bunun border'ını tam solid olarak kalsın. Şöyle ol diyorum. Tamam. Şimdi toplam dedik. Bu indirimli indirim tutarı kontrol tuşuna basılı tutarak mouse'la aşağı doğru çekiyorum. Bu da ne diyelim? İndirimli toplam. İndirimli toplam. Bu da indirim tutarı ya da indirim toplamı. İndirim toplamı. Tamam, bu şekilde. Biraz daha sanırım büyütebiliriz. Tamam. Evet, tamam, bu şekilde bir yapı. Şimdi biraz yukarı çeksek fena olmaz sanki. Tamam. Bunu şöyle yukarı çekiyorum. Biraz daha alta gelsin. Tamam. Şimdi tekrar XR label olacak. Şimdi biraz küçültelim. Tamam. Bunun adına da XR label toplam diyorum. Bir kopyasını oluşturuyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. Tamam, bu XR labels indirim tutarı XR label indirimli toplam. Tamam. Şu şöyle bir şey olsun. Hepsine de 0 yazıyorum. Bu arada üçü seçiliyken, her üçü seçiliyken
Bunların şimdi border özelliğini bakalım, değiştirebiliyor bu şekilde. Evet, tamam. Ol diyorum. Alignment özelliğini sola doğru yaslasak daha iyi olur sanki. Tamam, bu şekilde olsun. Bir de başka ne yapalım? Format stringini değiştirebiliriz. C2 olarak. Tamam. Bu da aynı şekilde. C2 olarak. Evet, hepsini C2 olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Para birimi olarak. Tamam. Şimdi burası tamam. Kalan ve ödenen kısmını da arkadaşlar yapalım. Şundan bir kopya oluşturuyorum. Şunu küçültüyorum. Yine bundan bir tane kopya oluşturuyorum. Şöyle sığacak şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Burası ödenen. Ödenen. Tamam. Şu da XR label ödenen. Bunları seçiyorum. Bir kopyalarını oluşturuyorum. Tamam. Neydi? Şu kalan olacak. Tamam. Aynı şekilde bu da XR label kalan. Evet, bu kısımda tamam. Şimdi burada toplam dediğim zaman şöyle expression kısmına geliyorum. Toplam, yani bütün toplam, miktar çarpı fiyat veya birim fiyatı, neyse. Şöyle birim fiyatı çarpı miktar. Şimdi tabii bu şekilde sanırım yapmaz. Bunu şöyle bir şey yapacağız buna. Summary olarak bunu report olarak seçiyoruz arkadaşlar. Bütün rapor olacak şekilde ayarlıyoruz. Onun haricinde başka bir şey olmaması lazım. Tüm raporda bu işlemi gerçekleştiriyoruz yani. Burada da Format string expression'a geliyorum. Bunda da yine tabi burada şöyle bir şey daha var. Bunu seçtikten sonra evet, sum count değil bu. Şunu değiştireceğiz. Nerede bu? Şurası sum olacak formülden. Diğerini de değiştireceğiz. Neydi? İndirim tutarı. İndirim tutarı. Okey diyorum. Tekrar şuna geliyorum. Buna da sum diyorum. Tamam. Bu da tamam. Şimdi indirimli toplama geliyorum arkadaşlar. İndirimli toplamda da şu kısmı report olarak seçiyorum. Ve şurayı tekrardan sum olarak değiştiriyorum.
Burada ne diyeceğiz? Birim fiyatı. Evet, birim fiyatı. Birim fiyatı çarpı miktarı indirimli tutardı. Eksi diyorum, şöyle parantez içerisinde indirim tutarı. Evet arkadaşlar, bunları doğru yazmamız gerekiyor. Bunu belirtelim. Şuraya yazmıştık. Burada bir hata olmasın. Tamam. Okey diyorum. Şimdi bu haliyle bir çalıştırmayı deneyelim. Bakalım bize doğru sonucu veriyor mu? Ödenen ve kalan kısmını da ayarlamamız lazım. Bir de şu bilgi kısmı arkadaşlar, onu da ayarlamamız gerekiyor. Şimdi tekrar geliyorum. Yazdır. Evet, 25,75. Evet, gerçekten doğru arkadaşlar. 4,25. 4,25 ve 21,50 arkadaşlar. Şimdi ödenen ve kalan bölümlerini yapalım. Oraya geçelim. Bu arada bilgiyi de gönderelim hemen. Şimdi bilgide tekrar kod kısmına geçiyorum. Şimdi XR label bilgi nokta text. Ne diyeceğiz? Bilgi. Tamam. Şimdi kalan, ödenen ve kalanı ayarlayalım. Bu nereden gelecek? Bu aslında satışlardan gelecek. Yani dolayısıyla şöyle yapacağız. XR XR kalan label kalan nokta text eşittir. Şimdi neydi? Satışlar nokta kalan nokta toString formatını C2 olarak ayarlıyoruz. Bir kopyasını oluşturuyorum Ctrl D ile. XR label ödenen. Bu da ödenen olacak. Tamam. Şimdi masa siparişlerine geliyorum. Burada tabii bir ne göndermemiz lazım? Bir satışlar göndermemiz lazım. Bakalım satışlar diye bir şey tanımlamış mıydı? Evet, satışlar diye bir tanımlamamız var. Direkt gönderiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu haliyle bir bakalım. Kontrolünü sağlayalım. Tabii bir kontrol daha yapmamız lazım burada bu arada. Şimdi masa siparişleri olmayabilir. Bu paket siparişi olabilir. Masa 3'ü seçiyorum. Ödeme yok. Bir ödeme yaptığımızı varsayalım. 15,75. 15,75 nakit ödeme. Tamam. Evet, 5,75'lik bir kalan var. Yazdır diyorum. Evet arkadaşlar, 5,75'lik bir kalan ve 15,75'lik bir ödenen var. Bir fikir vereyim arkadaşlar. Şimdi burada masalara sipariş işi verirsek şu bölümleri göstermeyebiliriz. Ya da dediğim gibi masa sipariş fişlerinde bu kısmı göstermeyebiliriz. Eğer çok sayıda sipariş fişi oluşturacaksak böyle bir yöntem de olabilir arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir şey. Yani birden fazla sipariş fişi oluşturabilirsiniz. Yani paket siparişler için ayrı,
veya işte masalar için ayrı olabilir. Bu arada şöyle şunu sıfırlıyorum. Daha iyi bir görüntü olsun diye. Evet, şimdi bilgide ne diyeceğiz? Masa ID eğer null değilse hemen masa siparişlerine geliyorum. Şartımız. Şunu şöyle if içerisine alıyorum. Ctrl K ve S diyorum. If eğer masa ID null değilse dedik. Bir de tabii diğer durum var. Şöyle bunu Ctrl D ile kopyasını da oluşturuyorum. Else if. Şimdi bir de tabii null ise arkadaşlar. Şimdi masa ID null değilse tamam, normal geçecek. Şimdi null ise burada da iki seçenek var. Müşteri vardır veya yoktur. Şimdi bunu düşüneceğiz. Eğer şimdi müşteri yok ise nasıl yapacağız bunu? If diyorum, şayet satışlar nokta müşteri ID eğer null ise diğer seçenek else if satışlar nokta müşteri ID eşit değil null ise. Tamam. Ctrl X ile kesiyorum. Şimdi burada şöyle yapalım. Tabi burada masalar olmayacak. Eğer null ise sadece o zaman şöyle bir şey olsun. String olarak ne olabilir? Satış kodunu, evet, satış kodunu gönderebiliriz arkadaşlar. Alt çizgi satış kodunu gönderiyoruz. Daha önce tanımlamıştık zaten bu masa siparişlerinde. En üstten. Tamam, sadece bu olabilir. Ekstra bir şeyler de yazdırılabilir arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir şey. Şimdi şunun bir kopyasını oluşturuyorum. Şimdi eğer null değilse o zaman müşteriyi de gösterebiliriz. Satış kodunun yanında artı, şöyle bir boşluk bırakıyorum. Artı satışlar nokta müşteriler nokta adı soyadıydı sanırım. Adı soyadı. Evet. Son durumda arkadaşlar işlemimiz bu. Şöyle bir çekelim. Yaptıklarımız görünsün. Evet. Çalıştıralım, bir bakalım. Örneklerimiz var arkadaşlar. Satışlardan yönlendireceğiz. Şimdi satışlara geçiyorum. Şimdi şu örnekte arkadaşlar müşteri yok. Satış 5. Sipariş detayları diyorum. Bunda bir tane var. Şunda kaç tane var? Buna bakalım. Tamam, iki tane var. Yazdır dediğim zaman, evet, satış 3 var. Başka bir şey yok. Güzel. Peki şayet müşteri olsa ne olur? Hemen ona bakalım. Evet, satış 6 Asya Demir. Bunu kendinize göre değiştirirsiniz arkadaşlar. Sadece şey olsa, masa olsa masanın adını bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Evet. Tekrardan bir bakalım. Sanırım eksik bir şey kalmadı. Eğer eksik bir şey kaldıysa da sonraki derslerimizde buna değinebiliriz. Yani şurada birkaç düzenleme yapılabilir. Bunu şu hizaya getirebilirsiniz mesela. Onun haricinde başka da bir şey görünmüyor. Evet arkadaşlar, genel olarak sipariş fişi veya bilgi fişi hazırlama bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.